Hayat Güzel bir stüdyomuzda yanımızda diyetisyen Şeyda Gümüş var. Şeyda Hanım hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok mersi. Ödem nedir? Bu ödem hepimizin derdi. Ödem gerçekten büyük bir problem oluşturuyor. Hayatımızın her yerinde olmaya başladı. Nedeni aslında çevresel faktörler de çok fazla bunda etkin. Genetik de bunda çok etkin. Hı-hı. Ödem hücre içi sıvının hücre dışına çıkıp doku aralarında birikmesiyle oluşur. Bunda vücutta biz şişkinlik olarak görürüz. Elle dokunduğumuzda baskı oluştururuz ve o bir süre orada kalıyorsa bu vücutta ödem var demektir. Ya böyle derler ki işte ayağınızda sıkı bir çorap varsa çorabı çıkardığınızda bilekte iz bırakıyorsa, işte yüzükler bırakıyorsa falan bunlar hep aslında vücudumuza ödem olduğunu gösteriyor. Kesinlikle çok doğru. Zaten vücutta genellikle ayak bileklerinde, kollarda ve göz kapaklarında oluşuyor. Hı-hı. Ama bunun nedenine bağlı değişiyor aslında. İç hastalıklarla alakalı bir durum varsa iç organlarda da mevcut olabiliyor. Olabiliyor. Peki neler ödem yapıyor bize? Genetik şeyler olabilir dedik ama genel olarak böyle hepimizde yapar. Genel olarak aslında uykusuzluk büyük bir problem. Stres aynı şekilde. Hareketsizlik. Özellikle yaygın olarak gördüğümüz suyun az içilmesi az en içilmesi. Büyük problem. Evet, su problem hep söylüyorlar. Sanki böyle su içince daha çok ödem olacakmış zannediyorlar ama tam tersi değil mi? Kesinlikle tam tersi. Aslında kaybettiğimiz sıvıyı yerine koyuyoruz içtiğimiz suyla. Bu da vücutta sodyum birikimini engelliyor. Aslında ödem dediğimiz şey sodyum birikmesiyle oluşuyor. Eğer su tüketimimiz normal olursa sodyum birikimi söz konusu olmaz. Fazla tuzlu yiyecek tüketmek, işte uçağa inip binmek, uykusuz kalmak gibi şeyler de aslında dönemsel ödem yapıyor evet, değil mi? Evet kesinlikle. Bunların nedeni aslında bahsettiğim gibi hareketsizlik. Uçakta çok fazla hareketsiz kalıyoruz. Özellikle ayak bileklerimizde görülüyor uçaktan indiğimizde. Çorap izi dediğimiz şey aslında orada çok fazla denk geliyoruz. Susuzluk yine bahsettiğimiz gibi. Fazla tuzlu gıda ve soslu özellikle dışarıda yemek yediğimizde bunu çok denk geliriz. Soslu gıda o zaman soslu dikkat edici. Soslu ve hazır gıdalar kesinlikle. Yani soslar tuzun ve yağın en çok barındığı besinler. Besinler. Peki ödem atıcı gıdalar nelerdir? Şimdi Şeyda Hanım bize böyle güzel tarifler de evet, verecek. Kesinlikle. Ödem attırıcı herhalde evet, değil mi kesinlikle. Onlar? Hepimizin hayatında kilit olacak bazı tarifler. Şimdiden kağıt kaleminizi hazırlayın. Ama genel olarak tüketmemiz gereken besinler neler? Mesela çok ödemliysek genetik faktör var dediniz ya. Aslında çok geniş, çok güzel. Burada sodyumla potasyumun zıt çalışması devreye giriyor. Yani buradan yola çıkabiliriz diyorum. Potasyumdan zengin gıdalar ödem atımı için oldukça güzel. Neler bunlar mesela? Nelerdir mesela? Kabak bunlara çok çok iyi bir örnek. Hı-hı. Yine süt aynı şekilde aslında süt çok bilinmez. Ama potasyum içeriği yüksek olduğu için yeterli miktarda diyete eklenebilir. Ananas zaten tarifimizde de mevcut. Salatalık, yeşil yapraklı sebzelerden özellikle maydanoz yine oldukça bizim için ödem atıcı besinler arasında. Ödem attırıcı. Peki bitki çayları hakkında ne düşünüyorsunuz? Aslında bitki çay birçok bitki çayı ödem atımı için oldukça uygun. Ama burada şuna değinmek istiyorum. Eğer herhangi bir iç hastalığından kaynaklı ödem oluşmuşsa bunu önermiyoruz. Yani diyetle böbrek rahatsızlığı kesinlikle. Falan gibi. Eğer tansiyon varsa mesela yeşil çayı önermiyoruz. Yine aynı şekilde kiraz sapı vesaire bunlar oldukça ödem atımına etkili. Isırgan otu sapı özellikle ve kiraz sapı yine ödem atıcı çay olarak kullanıyoruz. Peki size danışanlar geldiklerinde vücudunda ödem mi var, kilo mu var? Bu aradaki farkı nasıl anlıyorsunuz? Aslında bize geldiklerinde bizim zaten profesyonel vücut analizi makinemiz olduğu için orada görebiliyoruz. Hı. Ama kişiler evde bunu nasıl anlayabilirler? Rahatsızlıkla başlıyor zaten. Elde ve ayakta yanma varsa aslında burada biz ödemin varlığını düşünebiliyoruz. Yine birey evde kendi bacaklarının alt kısmına parmağıyla bir baskı uygulayıp çektiğinde kesinlikle şu şekilde bir baskı uygulayıp çektiğinde eğer ki iz kalmaya devam ediyorsa ödem varlığı söz konusu demektir. Bir beyazlar orası hafif değil mi? Evet hafif bir beyazlar ve çöküntü kalır. Ona yani ödem diyebiliriz ama bir de sert ödem vardır. Bunu anlayamayız. Burada bir profesyonel hekim yardımı gereklidir. Gereklidir. Peki ödem bir hastalık belirtisi olabilir mi? Kesinlikle. Kesinlikle olabilir. Hatta ilaçlar bile buna neden olabiliyor. Romatizma ilaçları, tansiyon ilaçları. Halk arasında da bilinen kortizol zaten oldukça ödem oluşturuyor. Bunda aslında hastalıkların da etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle romatrit hastalarında çok fazla yani, denk geliriz. Kortizol kullanıldığında hep böyle kilo
olacağım diye korkuyorlar. Aslında o kilo denen şey öden değil evet, mi? Evet, kesinlikle. Peki size böyle danışanlar geliyor mu? Şimdi ekran başına varsa seyircilerimiz işte kortizon tedavisi görüyordur bir şeydir. Nasıl bir diyetisyenle çalışmak gerek? Şöyle aslında romatoid artrit hastam benim çok fazla. Onlarda biz kesinlikle zaten yeterli ve dengeli beslenmeyi öneriyoruz. Ödem için farklı tarifler oluşturuyoruz. Birazdan burada da zaten örneğini veriyor olacağız. Ama bunu oluştururken tabii ki diğer hastalıklarının varlığını kontrol etmek gerekiyor. Duyup yapmak biraz tehlikeli olabiliyor. O yüzden mutlaka imkanımız varsa bir diyetisyenle, bir hekimle çalışmakta fayda var. Peki ödem kişiden kişiye değişen bir şey mi? Değişir. Aslında ayakta kalma durumu yine kişiden kişiye değiştiği için yaşa bağlı yine değişebilir. Eğer regli faktörü varsa çok etkin o da değişir. Yani kadınlarda ödem çok daha sık gördüğümüz adet bir durum. Adet öncesi, adet kesinlikle. Esnasında çok fazla ödem oluyor. Bazen böyle bende bile 2-3 kilo fark ettiğini hissediyorum. Kesinlikle 2 kilo hissediyoruz. 2 kilo, 3 kilo bazen hissediyoruz. Peki beslenme düzeniyle ödemden kurtulunabilir mi? Kesinlikle kurtarabiliriz. Zaten biz diyetisyenler olarak besinler ekliyoruz. Ödem atıcı besinleri ekliyoruz ama kişiler bunu az az sık sık beslenmeyle su tüketimini genel olarak tabii ki kişiden kişiye değişiyor ama 8-10 bardak arası tüketirlerse bunlar onun için iyi olur. Bir de herhangi bir hastalığı yoksa 2 fincan yeşil çayı da biz günlük öneriyoruz. Günlük öneriyorsunuz. Peki size gelen danışanlara bir program oluştururken nelere dikkat ediyorsunuz? Hep ben burada hani bir imkanımız varsa, bütçemiz uygunsa bir diyetisyenle çalışmayı çok tavsiye ediyorum. Ben de zamanında yaptım. Nasıl doğru besleneceğimi öğrendim. Kilo vermek kesinlikle. Değil. Mutlaka danışmanlık almak gerekiyor. Neleri bakıyorsunuz öncesinde? Neden bu kadar kıymetli? Biz zaten kişi geldiğinde öncelikle tahlilleriyle birlikte geliyor bize. Onları kontrol ediyoruz. Genel tahlil sonuçlarını. Sonrasında bir anamnez formu dolduruyoruz kendisiyle. Yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları, sevdiği sevmediği besinler, hastalık durumu, kullandığı ilaçlar, yaş, boy, kilo, tüm bunlar. Yani aslında bir bireyin hayatında var olan her şey uygun yazılması gerekiyor. Yani şöyle diyebiliriz ki beslenme programı nasıl her insanı Allah farklı yaratmış, herkesin farklı kesinlikle olması gerekiyor. Kesinlikle parmak izi gibi bir şey. Öyle oradan buradan diyet okuyup yapmak doğru bir şey değil. Kesinlikle. Hep söylüyoruz. Şimdi ödem atmaya yardımcı pratik bir içeceğimiz var. Hemen onun tarifini alalım Şeyda Hanım'dan. Tabii ki hemen. Şöyle öncelikle malzemeleri sayalım. 1-2 dilim kadar ananas bu kişinin tercihine bağlı artırılabilir. 1 orta boy salatalık olacak. 1/3 demet kadar maydanoz olacak. Yarım limon suyu olacak. 1 su bardağı kadar da suyumuz. Yine tercihe bağlı 1/2 çay kaşığı kadar toz zencefilimiz olacak. Dilerseniz yapmaya başlayalım şu şekilde. Şöyle bunları koyalım. Önce maydanozları koyuyorum. Sonrasında ananaslarımızı alıyoruz. Şu an 1,5 dilim kadar ben koydum. Salatalıklarımızı ilave ediyorum. Hepsi zaten bol bol ödem atmaya yardımcı. Evet, kesinlikle. Hepsini birleştirdiğimizde zaten sebze etkisi meyveler oldukça etkin oluyor. Şöyle limon suyumuzu koyuyorum. Suyu ilave ediyorum. Suyu sonrasında kıvamına göre ayarlanabilir. Sonra da onu çekeceğiz. Evet, şimdi biz burada el blenderı kullanıyoruz. Herkesin evinde smoothie blenderı olmadığı için. Ama evde bunu smoothie blenderı var. Kesinlikle smoothie blenderı ile daha kolay oluyor. Tamamen homojen olana kadar aynen yapalım. Rengi de çok güzel oldu. Yeşil zaten ödemi temsil ediyor. Birazcık acı oldu derseniz benden tavsiye içine böyle bir yarım yeşil elma da ekşi kesinlikle elmadan atabilirsiniz. Evet, eklenebilir. Tatlı bir elma değil, bir yeşil bir elma. Evet, kesinlikle eklenebilir. O herhalde oldu sayılır. Evet. Şeyda Hanım, bunu nasıl tüketeceğiz? Bunu sabah ben aç karnına öneriyorum. Ama bunu yapalım, kahvaltı yapmayalım değil. Değil. Bu kesinlikle. Bir öğün değil yani. Evet, öğün olarak değil. Sabah aç karnına tüketildiğinde
sabah aç karnı tüketildiğinde ödem atımı için hem metabolizmayı hızlandırıyor. Zaten ödem atımı için ilk kesinlikle istediğimiz zencefil şey. Zencefil var içinde, ananas da var. Evet. Aç karnı tüketilince çok sağlıklı bir şey olduğuna ben de eminim. Biraz böyle daha gazozumsu olsun diye maden suyu falan da koyabiliriz değil mi içine? Kesinlikle böyle ayranımsı bir kıvam verecektir. Şöyle. Porsiyon olarak bu zaten bizim için yeterli olacaktır. Bundan ne kadar sonra kahvaltı tüketelim mesela? Bunu bir sindirmesine vücudu bırakalım mı? Aslında içtikten 15-20 dakika sonra kahvaltı yeterli olacaktır. Hı-hı. Proteinden zengin güzel bir kahvaltı edilirse hem zayıflama programına da uygun olur. Uygundur. Hem de ödem atıcı olacaktır. Yardımcı olur. Şahane bir tarifmiş. Ben de deneyeceğim. Şeyda Hanım çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ediyorum. İçimizi açtınız, hoşluğunuzla ve sohbetinizle. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hayat güzeldir devam ediyor.